Magazin 8'in klasikleşen haftanın en şık hanımefendileri köşemizde bu hafta moda editörlerimizin işi bir hayli zordu. Hangi hanımefendiye baksak gerçekten çok şıktı, çok güzeldi. İşte bu haftanın en şıkları. En güzel saçlar, en güzel kıyafetler ve en güzel makyajlar, takılar bu hafta onlarda. Beğenemediniz mi? Magazin 8 moda editörleri haftanın en şık hanımefendilerini açıklıyor. Beğenmez olur muyum? Kadın en zor şartlarda bile güzel görünmeli inanışını bilirsiniz değil mi? Seçkin Piriler bu yılın moda olan 3 unsurunu bir araya getirmiş ve olabilecek en şık şekilde kombinlemiş. Siyah kalın askılı, derin göğüs dekolteli, süper mini siyah elbisesi sanki üstüne dikilmiş gibi. Hem güzel fiziğini ön plana çıkarmış Seçkin Piriler hem de parlak bronz cildini gölgede bırakmamış. Dünyam yine şaşırdı. Elbisenin tam göbek kısmından diz altına kadar inen püsküller sade elbisesini hareketlendirmiş. Zaten püskül detayı bu yıl her şekilde çok moda. Seçkin Piriler de püskülü kıyafete oldukça zarif bir tarzda adapte etmiş değil mi? 7 milyarda bir görünen bir şey bu. Kalın tahta topuk modasına da uyan Seçkin Piriler üstü parçalı tango tarzı topuklu ayakkabılarıyla hem şık hem rahat bir seçim yapmış. Püskül, tahta topuk ve zincir. Bu yılın 3 moda parçası bir arada. Altın zincirli postacı çantası ve boynundaki nazar boncuklu zarif kolye uyum içinde olduğu gibi siyah kombine renk katmış. Asimetrik küt kestirdiği sarı saçlarını doğal halinde bırakan Seçkin Piriler az malzemeyle çarpıcı bir makyaj yapmış. Rimel ve kırmızı rujdan başka bir şey kullanmadığı halde bronzluğun da etkisiyle cildi ışıl ışıl parlamış. Tebrik ediyoruz hanımefendiyi. Yavrum selam. Vay vay! İddialı, şık ve zarif. Yeşim Salkım bu haftanın en cesur kombinlerinden birini yaratmış. Bralet yaka, kalem formundaki diz altı siyah elbisesi sade gibi görünse de tam da bel hizasındaki dantel dekolteler çok çarpıcı olmuş. Şuranın güzelliğine bakar, bir şeye dikkat ettiniz mi? Dikkat etmez olur muyuz? Enine çizgili giymek kilolu gösterdiğinden hanımlar için büyük bir risktir. Ama Yeşim Salkım siyah elbisesinin üstüne giydiği siyah beyaz çizgili ceketle kombinin sporlaştırdığı gibi ince belini de vurgulamış. Bu kadar siyah ve beyaz yani keskin renklerden oluşan bir takıma pembe stilettolarıyla renk katmış ünlü şarkıcı. Hay aklına bir yaşa la. Bralet yakaya en yakışan aksesuardır uzun zincirler. Yeşim Salkım da arası taşlarla süslü uzun bir zincir takarak en doğru seçimi yapmış. Düz fönlü saçlarının kahküllerini geriye doğru tokalayarak güzel yüzünü ortaya çıkarmış. Bronz tonlardaki cilt makyajıyla yüzünü pırıltılı göstermiş. Mavi göz farı ve eyelinerla belirginleştirdiği gözleri makyajın yoğun yapıldığı tek yer olmuş. Fizik 10. Edebiyat 10. Karnesi son günlerde yıldızlı pekiğiyle dolu. Fizik uygun olunca insan ne giyse yakışıyor ama bu yetmiyor bazen. Müjde uzman modanın hakkını vermiş. Öyle olmaz, öyle olmaz. Bal gibi de olur Şafak abi. Kalın askılı, derin göğüs dekolteli, hemen göbeğinin üstünde damla penceresi olan siyah düz tişörtü bile tek başına ünlü oyuncunun modayı yakından takip ettiğinin kanıtı olmuş. Altına giydiği uçları kesik süper mini kot şortu hem şık hem rahat bir seçim olmuş. Sizin bu ev kızı halleriniz öldürecek beni. İnce topuklu, bantlı siyah sandaletleri bu kombinin starı. Şık, rahat ve sofistike. Kombine hem hava katmış hem de bacaklarını olduğundan uzun göstermiş. Gelelim takılara, aksesuarlara. Kulaklarına çift sıra halka küpe takmış. Boynuna sıra sıra altın zincirler dolamış Müjde Uzman. Sade kıyafetini aksesuarlarla zenginleştirmiş. Tıpkı Seçkin Piriler gibi Müjde Uzman da bu yılın modası kalın zincir askılı, üstü zımba detaylı siyah kol çantası kullanmış. Ay ben saçlarına bayıldım. Gözümü alamadım bir süre. At kuyruğu yaparak ördüğü saçları sıcak yaz akşamları için iyi bir alternatif olmuş. Makyajı yok denecek kadar az. Sürdüğü macenta rengi rujsa yüzüne renk getirmiş. Yaradan ayarlatma, yüreğime taş basma. Yaralıyım anla, beni sorma, düzelirim inşallah. Çiçeği burnunda gelin hanım var sırada. Evlilik yaramış hanımefendiye.
Haftanın kuşkusuz en şık hanımlarından biri de Neslihan Atagül. Düğününde yaptığı dans şovla çokça konuşulan ünlü oyuncunun her hareketinden, kıyafetinin her detayından zarafet akıyordu desek yeri. Neslihan Atagül incecik fiziğine çok yakışan siyah daptaracık bir elbise giymiş. Etekleri diz altında biten elbisenin göğüs ve omuz kısmına eklenen minik drapeler sofistike bir görünüm katmış. Aga ben buna alışamam, fıtratım uymuyor oğlum bir kere, içim oturur lan. Siyah stilettoları bu tarz için en uygun seçim olmuş. Siyah ve altının uyumundan da yararlanmış ünlü oyuncu. Boynuna taktığı sandal biçimindeki altın kolye ve bileğindeki kelepçe formundaki altın bilezik hem yarattığı tarza hem renk bütünlüğüne uyum sağlamış. Sol parmağındaki kaya büyüklüğündeki tek taş pırlantaysa göz kamaştırıcı, dikkat ettiniz mi? Benim gözlerde arıza var da bu aralar. Gelelim saça, makyaja. Açık kahverengi saçlarına ışık attıran ünlü oyuncu hafif dalga verdiği saçlarını açık bırakmış. Makyajı ise tam anlamıyla kusursuz olmuş. Sıcak tonlardaki farıyla belirginleştirdiği yeşil gözlerini bol maskarayla iyice ön plana çıkarmış. Pembe tonlardaki ruju ve allığı ise ışıl ışıl cildine renk katmış. Ben senin var ya, lafınla şekil alamam. Az solistliğe farklı bir yorum getirmiş Sibel Can bu hafta. Klasiklere veda etmiş ve eğlenceli bir kıyafet seçmiş. A kesim siyah elbisesinin her bir detayı ayrı bir olay. Ha, göz onu bir arar. Arar yani. Neredeyse göbeğine kadar inen göğüs dekoltesinin etrafına omuzlarından itibaren siyah asimetrik kesim parçalar yerleştiren ünlü şarkıcı cesur bir seçim yapmış. Ama asıl olay küpelerde. Sanki 80'li yılların disko topları gibi ortaları renkli metal detaylı top şeklinde iki büyük küpe takmış Sibel Can. Bakmaya çalışıyorum Cemciğim ama 10 numara. Küpeler hem kıyafetindeki fütüristik detayları desteklemiş hem de tarzını sıradanlıktan kurtarmış. Kızıl kahve üstüne sarı ombreli saçlarını bu sene çok moda olan yarım topuz şeklinde toplayarak güzel yüzünü tamamen açıkta bırakmış. Yani boş ver, bu sefer de böyle oluversin canım. Makyajı sanki usta bir ressamın elinden çıkmış. Tüm renklerde uyum yakalamış sanatçı. Mavi gözlerini iyice belirginleştirmek için içinde simler bulunan, gri mavi arası tonda bir far kullanan Sibel Can, siyah göz kalemi ve bol maskaradan yine vazgeçmemiş. Bronz cilt makyajı ve kahve tonlarındaki ruju, yoğun göz makyajını bastırmayacak şekilde yapılmış.